gerek yok orada. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Tamam, bırak. Sakin ol. Gel bakayım. At nerede at? He? Sen şiş. Gel bakalım. Adın ne senin? Deham. Ne? Deham. He, at nerede at? Senin adın ne? At aldın, verdin ya oğlum ben sana. İsmik? Raddat. 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 Bu ne? Bu? Yakup. Maşallah. Şş, at aldın mı ben sana? Türkçe öğrendin mi? Hani at. He? Öğreniyor musun Türkçe? Yahsan. Raddat. Yahsan. Yok. Ha nerede at? Koyma şey. Gel bakalım, gel. Merhaba. Ha? Merhaba, nasılsınız? Gel. Gel bakayım, gel aslan. Abi burada 8 sarı yetim bunlar. 2 aile değil mi? 2 aile mi kalıyor bu? 2 aile. 2 aile burada kalıyor abi. Bir bura bir bura var. Buralar ayırmışlar. Şöyle. Gel Muhammed. Kıyafetler olmuyor. Evet. Lan. Adın ne senin? Geç. He? Esmeçiye mi gel? Gel şöyle oraya. Geçin. Nereye? Şurada sandalye böyle geçin. Olur. Sandalye var yanına. Şey, şey bunun kızı Türkçe biliyor da iyi kötü değil mi? Nerede kızı? Kale doktor şu an gel. Ha sen gel. Doktor şu an. Hemen bir dakika yavrum sen ya. Ne diyor? Yok kızın işareti yaptı da. Çocuklar hepsi üstüne bir çağırsana. Berçok'a selam tanışır ben. Hepsi Berçok. Ben bunun resimlerini falan da yayınlarım. Pazarda şey tutmamıştım. Çürüyor, şarık, bilmem ne öyle buldum. Bir an hala be. Gel. Şöyle bir geçsin. Gel. Ne kadar olmuş geldi? Hala sen ne yapacaksın hadi? İnce çağırma meşe. 4 aydır falan. 4 aydır. Fakat çocuğu anladın da ince. İnce o hele bana şükürler var. Çok zor buraya geldik diyor. Hem ben çoğu çocuk yalnızca kaributka bu morayı mutlaka diyor. Küçük çocuklar ve yolda gelirken işte birinde az kalsın kaybediyorduk. Sarı bak, bak, çok zor. Karların üzerine geliyordu. 6 tane çocuk var. Bir de 5 bir kız 5 erkek. Mesela sen ikinci ay falan. O yüzüne ne oldu onun? Yandı mı? Su ateşi. Burada mı oldu? Türkiye'de mi olmuş? İyi de Türkiye şurada ne? Burada mı oldu? Ne? Afgan, İran. Ya Çanlı'da bir şey ama İran çok zor. İran üzerinden mi geldin buraya? Yakarım. Yakar neyse. Şimdi burada iş yok diyor. Hiç değil yakarım da. İş olmadı. Bu kız kere sana ne diyeyim? Erfes verdim. Erfes kere adamı ben. Bir elfirası elektrikçi biraz onda sıkıntınız oluyor diyor. Kira ne kadarmış? Kira çok adımda. 150. 150. Gel borçları var mı? Yok öyle dedik biz. Başka bir şey de diyor. Ne diyor? Hiçbir şey. Önemli değil diyorum. Söyle. Tamam. Ne diyorsun? Elektrik, su, makbuzunu getir. Getir bakalım. Getir. Getir. Geçen buraya geldik abi şey... Bu zaten Kur'an kursuna tamam. Gidiyor. Yok şeye götüreceğiz işte. Şu bizim açacağımız var ya. Evet. Bazen böyle ya medrese ya Kur'an inal yazmıyor da daha önce öğren bazen inal yazmıyor. İsmail abi, bunları giydirdik değil mi? Bunlar... Geliyor. Nerede? Halam uzak mı? Sana tamam girdim, bir çağırsın annemi. Hadi çabuk ol, çok çabuk hadi. Yardım getirdik size. Hadi ol. Gelin. Hepiniz bir araya geldiniz ama yine... Hoş geldiniz. Oğlum sizin arkada para var, bana parayı verme paneller yapın. Kızım nerelisiniz ya? Biz Bağışlı. Bağışlı. O da mı Bağışlı mı? İkisi. O da. O da. Tanıyorsunuz benim soyadım. Ülkenizi tanıyorsunuz Mehmet Demirli, milletvekili. Soy isim neysin? Eren. Dedim bizi yok. Babam ne iş yapıyordu? Babam kaynakçı da normalde. Yanımızdayım. Yani ha ayrısınız. Ha, kaç kardeşsiniz? Ne şey yani? Şimdi bir de dernekler için yok o cemaat, bir cemaat bilmem ne noktası. Beni başkan yapıyorlar.
Aferin. İyi mi dersler? Şimdi Allah nasip edersen de şimdi bayram hemen sonra deneyelim. Hadi abi. Kim? Kim o? Kim? Yanında şeyler abi. Bu yatarak bir hasta. Sen, konuşmuyor da herhalde. Tabii dur ben detayını alalım. İsmail abi sen detaylı bir anlatsana bu. Nedir ne değildir diye. Sayın Vekilim bu doğuştan bu şekilde rahatsız 3-4 tane ameliyat geçirdi. Ayağının döndürülmesi için. Ondan dolayı kendisi yakalak biz de yağ olarak kendisine şey verdik. Şişme ortopedik yatak altına. Artı burayı 3-4 aydır. Bırakma. İşte aydır da erzakla destekliyoruz. Kaç çocuk vardı? 3 çocuk vardı. Gel şuraya gel. 3 benat ve velad ve anu abuhum. 3 kızı varmış bir erkek. 4 kızı var. Bir de kendisinin kocası 6 kişi var. 5 kişi. Kocası ne yapıyor? İş yapıyor mu? İş de var acil. La valla ma yiştigal. Mettihi biha valla huve yuveddiha sevara l'id hemme na'idha ameliyye bracilha. Yok çalışamıyor. Bunun hastaneye getiriyor. Bayramdan sonra da şeysi var, ameliyesi var. Bunlar nasıl şey, kim karşılıyormuş? Devlet karşılıyor. Devlet karşılıyor. Kimlikler var. Yani geçme tercih. Ehçizlam, ehçey. Yani selam diyeceğiz. Sözüm buraya gelmeyecek. Hayır. Olur başkan. Veya Semeris'te gidelim. Dışarıda yaparız başkan. Burada yapalım. Tamam burada ya. Tamam. Bir adam bekletsin. Diyor ki pilot olacağım diyor inşallah diyor. Hadi bakalım seni göklerde görürüz. Ha, bekliyorsun da. Vekilimiz var. Hocam Kur'an'ı kaldı şu. Gel abi şu. Gel. Bayan var mı? Var içeride bir tane bayan var. Bir tane gelin var. Gel. Hanım. Suriye'nin hangi şehrindesin? Suriye. Suriye. Derizor. Derizor. Evet. Hadi Şam, Baskiye. Onunla çık. Bak. İşte durum olarken bıraktım. Her zaman bakmadım. Stak verdiğine şaka edildim. Çıktık. Şeyden, eserin şeysinden çıktık. Sonra değeri de orada vekili. IŞİD'de şey var. Sat rejim var. Muhalif içi yok. Şu anda değil mi? Evet. Şu an yok. Lazalet mi? Lan bana kuruyor. Vur bu kaç. Yani yuridun yuktuluna hum yesaadun Bashar. Kendi kendi diyor onlar da Beşşar'a. Davet dört şöyle. Mahmut. Mahmut. Uykusu geldi. Allah bizim zenginlere çok veriyor. Şöyle. Allah yıntını zenagir yani. Onlar bize veriyor. Bizi size getirip veriyor. Allah yüzdikum el khayr entum ya. Allah herkesten razı olsun. Cümlemizle. Sizden de razı olsun. Abi. Bu coğrafya Allah. Sıkıntılı bir coğrafya. Kulluk Allah senin kimi kabul. Kanal Siyaset'in değerli izleyicileri, rahmet ve bereket ayı Ramazan'dayız ve Ramazan'da Kırıkkale'deyiz. Kırıkkale'de Ensar kültürünün bugünkü yansımasının bir örneğini yaşıyoruz. Bereket ayında yardımlaşmanın güzel bir örneği var ve Kırıkkale'de bir mahalledeyiz. Kırıkkale Milletvekili Sayın Mehmet Demir ve yardım kuruluşları Sayın Başkanım Kimyap'la birlikte
Yeni Dünya Vakfı ile birlikte Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, yani ülkemize konuk olarak gelen Ensar olarak adlandırdığımız muhtaç insanlara Ramazan'ın bereketi ve rahmeti yağıyor. Sayın Mehmet Demir'e hemen mikrofon uzatmak istiyorum. Evet, mahallelere de ulaştık. İnsanları da gördünüz Sayın Vekilim. Neler söyleyeceksiniz? Yani tabii ki kolay bir hayat şartları yok. Üzüntülü manzaralarla karşılaşıyoruz. Yani aslında tabii ki böyle bir yardım organizasyonunda görev alıp bunu tabii ki basına da yansıtmak istemezdim işin doğrusu. Ama örnek olması itibariyle. Ama bir farkındalık oluşsun, bir örnek oluşsun, bir duyarlılık oluşsun. İnsanlarımız da bunu görsün. Ben eminim ki bizim insanımızın hayat standartları hakikaten iyi. Allah'a şükür. Herkes böyle elinden geldiği kadar ufak tefek böyle konusunda komşusunda bulunan bu insanlara yardım ederse ben eminim ki bunların da hayat şartları düzelir. Yani hiç kimse istemezdi ki vatanımdan, köyümden ayrılayım da binlerce kilometre uzağa geleyim. Burada işte bu burada 14-15 kişi yaşıyor. Küçücük evin tamamı yatak serili. Kimse vatanını yurdunu terk edip de böyle bir hayat yaşamak istemez. Ama tabii ki İşte diktatörlerin ülkelerini getirdiği haller ortada. Ve o coğrafyanın etrafına baktığın zaman bir sürü ülke var. Ama buna Recep Tayyip Erdoğan'ın liderindeki Türkiye'nin dışında hiç kimse sahip çıkmıyor. Hiç kimse, ne Avrupa ne etrafımızdaki İslam ülkeleri. Sadece bunlar bunun edebiyatını yapıyorlar. Batı'da ama izleyici. Batı'da zaten izleyici, kendime bir tane mülteci az gelsin diye yapmadıkları entrika, koymadıkları pazarlık ortaya yok. Ama bizim gönlümüz de geniş, vicdanımız da geniş. Rabbim bunlara yardım edenlere ben bereketlendireceğine inanıyorum. Bunun bir ecrinin, sevabının olacağını düşünüyorum. Yani sofralar açıldığı zaman acaba hangisini yesem diye bir düşünen kesim var. Bir de ben bugün ne yiyeceğim diye düşünen kesim var. İnşallah bu Ramazan'dan sonra da bu aktiviteler devam eder. Bunların hayat koşulları, hayat şartları biraz daha düzelir. İnşallah kışa iyi bir şekilde girmelerine hep birlikte toplum olarak yardımcı oluruz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. İşte bizleri bu arkadaşları tespit edip bulup bizlerin aracıyla yardım etmeye bize nasip eden Kimyata olsun, Yeni Dünya Vakfı'na olsun, diğer yardım kuruluşlarına olsun. Teşekkür ediyorum. Hakikaten toplumumuzun duyarlı insanlara ihtiyaçları var. Yani aslında sözün bittiği yerdeyiz. Ama bu yardımlar... Hani bir hadis-i şerifimiz var ya, komşu açken tok yatan bizden değildir diye. Burada hakikaten böyle imkansızlıklar içinde dilini bilmeyen, dişini bilmeyen insanlar gelmiş, bize komşu olmuş, misafirimiz olmuş. Yani bunlara iyi bakmamız lazım, bunlara destek olmamız lazım. Bunu yapabilecek güç, imkan Allah'a şükür bizim insanımızda var. Yeter ki haberler olsun. Biz de zaten bu işi farkındalık oluşturmak için, duyarlılığı oluşturmak için yapıyoruz. Biz bunları kendi sayfalarımızda da paylaşıyoruz. Bir tanesi yazmış, buradan da onu söyleyeyim. Sayın Vekilim bir elin verdiğini diğer el görmesin. Evet, biz de aynısını düşüncedeyiz. Doğru ama görmeyince insanlar da bilmiyor maalesef. Biz bunlara böyle bir haberiniz olsun. Böyle insanlar sizin komşularınız. Siz de yardımcı olun. İmkanınız varsa diye biz bunları yapmaya gayret ediyoruz. Toplum önderlerinin bu anlamda örnek duyarlı, olması. Duyarlı olmaya çalışıyoruz. Allah hepsine yardımcı olsun diyorum. Türk milletine, Türk devletine, Türkiye'yi idare eden başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız. Allah güç kuvvet versin diyorum ben. Onların sayesinde bu ülkeye bu kadar çalkantılı bir coğrafyada hala büyümesini devam ettiren, komşusuna yardım edebilen, dimdik kendi politikalarını devam ettiren bir konumdayız. Bunun için de ben Rabbime şükrediyorum. İnşallah herkes bu duyarlılıktan nasibini alır diyorum. Bu insanlara daha güzel ortamlarda, daha güzel imkanlarla destek oluruz diyorum. Bunlar da tabii ki burada inşallah ülkelerindeki savaş bittiği zaman da yine böyle bir komşuyu uğurlar gibi de
memleketlerine en güzel şekilde uğurlamak isteriz diyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun. Allah razı olsun. Buzdolabı. Muhammed buzdolabı koysunlar abi. Şöyle. İçerisine buzdolabı. Bir cipte. Gel. Rubi. Rubi git aşkım. Gel sayın vekilim. Gel oğlum. Gizem gel Gizem. Sağ ol. Bunun evinde 10 numara 5 yıldız. Ha. Sağ ol. Ah, bu Rubi. Rubina. Rubina, Rubina. Bek tatlı bu amcası. Rubina. İsmail ha. Yok yok yok. Biz içeri gidelim mi? Kız o. Bek tatlı amcası. Merhaba. Bir şey yapayım. Gel oğlum gel bakayım yanıma gel. Sağ ol. Bunlar benim kankilerim. Gel oğlum gel bir gel. Gel bir gel yanıma bir gel. Bunları ziyaret etmem lazım. Gel bakalım gel. Şişt, gel gel gel. Gel. Tatlıdayız. Yoruldun mu? Ufak tabii yavaş. Tabii. Hangi TV'de yapıyorsun? Filmleri falan var mı? Kamerayı çeken. Evet. Yok biz onu şeyde Osman abi. Ben senin için 125 kilometre yoldan geldim. Geriye gideceğim şimdi. Bir kum ocağında mı? Tam orayı bilmiyoruz. Onu öğreneceğiz şimdi evet. Şeyi. Orada çalışıyormuş. Ayara demir düşmüş. Ha, Kırıkkale'de. Ondan sonra hastaneye götürmüyor. Getiriyor. Buraya yatıyor yere. Adam. Ondan sonra bunlar hastaneye falan gidiyor. Bunlar kimlikler de olmadığı için 500-600 bin lira sağdan soldan para buluyorlar. Ve tedavi oldu. Ondan sonra bu kardeşiyle beraber, nerede? Bununla beraber ikisi orada çalışıyormuş. 3 gün çalışmışlar. Paralarını da vermemiş. Hı. Şimdi arıyorlarmış. Telefona da cevap vermemiş. 10 gün oldu. Kim bu? Kim hocam? Telefonu ver bana. Burada ne rakam telefona veriyor? O telefon numarasını ver bana. Hangi hocamış? Dur işte. Ben getiriyorum. Ben onu özellikle ben, şey yaptım. Ben bilmiyor adam hangi hocam. Dur. Bilmiyor abi. Bunlarda dil diş yok. Bizde de din iman yok. Nerede çalıştıklarını? Yok. Söyle. Verelim buraya bir evza vereceğiz. Diğerlerine sayın da yeni verdik zaten. Yeni verdik. Öbürlerine verdik, yeni verdik. Biz buraya yeni geldiği için geç al. Muhammed. Şey, sen gel bizim. Kanka sen gel yanıma ben şey vereyim. Tamam hocam. Gel. Muhammed hangisi bu mu bu mu? Yok bu. 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 Ne bu çocuk? İki çocuk. Ne bakıyorsun? İki çocuk. Evet yetimler. Yetimler. Öbürleri? Ben yok. Sen söyle. Üç tane mi? Üç tane. Zaten. Yok mu? Dört tane. Dört kişi. Dört kişi. Ne? Ne yok mu? Yok. Olmaz. Yok kız mı? Kız mı? Neye ne var? Vanes, vanes. Canım. Hemen. Dur gel gel. Gel. Ne var bir hastalığı mı? Dur dur. Salama yukarı. Tamam mı delikmiş? Evet. Tamam. Kimi? Bunu doktora götürün. Götürmüş abi yeni gelmişti abi. Daha yeni geldi yeni geldi. Kimlik? 3-4 kimlik? 3-4 kimlik? Sen dur abi. Yoksa bunu gel gel gel. Gel 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 gel. Tamam.